Merhaba arkadaşlar. Ee, sizler için bu videomuzda mülakatlara ve 2019 KPSS sınavına hazırlananlar için güncel bilgiler ve genel kültür bilgisi videosu hazırladım. Burada aktaracağım bilgiler seçme günceller, seçme genel kültür bilgisinden oluşmaktadır ve özellikle mülakatlarda. Soru olarak çıkması muhtemel konulardan bir demet bilgi notu hazırladım ve ilk olarak en güncel konumuz olan Çingene Kızı mozaiği ile başlayalım. Çingene Kızı neden en güncel? Geçtiğimiz hafta Amerika Bowling Green eyalet üniversitesinde sergilenen Çingene Kızı mozaiğinin Diğer 12 parçası e, Türkiye'ye getirildi. E, Çingene kızı Muza'yı Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma antik kentinde çıkarılmıştır ve Antep'te e, sergilenmektedir. E, gelebilecek soru burada Amerika'dan e, üniversite veya kaç parça? 12 parça ve Antep, Nizip ilçesi arkadaşlar. Bunları bilmeniz yeterli. Ee, yine bir güncel bilgiyle 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da yapılacak ee, Avrupa Şampiyonlar Ligi finali Atatürk Olimpiyat'ta yapılacak ee, Olimpiyat stadyumunda yapılacak arkadaşlar ee, bir diğer güncel yine bu da yakın bir güncel bilgimiz. Türkiye'nin 12.200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisine sahip ilk sondaj gemisi Fatih, Türk Silahlı Kuvvetleri koruması altında Antalya Limanı'nda ilk seferine çıktı. Ee, bir güncel bilgi daha aktaralım. İsrailli askerlerine kafa tutan Filistinli kız olarak bilinen Ahed eh, teme, Tememi, hanzala cesaret ödülünü aldı 16 yaşında. Şu an e, bir farklı genel kültür bilgisi ve güncel bilgi olarak Türkiye'nin ilk kez Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Atlı Zabıta Birliği göreve başladı. E, yine mülakatlarda özellikle çıkmasını beklediğim e, lise ön lisans sınavlarında beklemiştim ama mülakatlarda kesin çıkması beklediğim bir e, şairimiz Bahattin Karakoç e, Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi, ilçesinde 1930 yılında doğdu. Türk edebiyatının beyaz kartalı olarak ana, anılır. Burası önemli arkadaşlar. Beyaz Kartal olarak. Ya lakabı sorulur ya da lakabı verilir. Kim olduğu sorulur. Bahattin Karakoç bir iki ay önce vefat etti. Meşhur yine şairlerimizden Abdurrahim Karakoç'un kardeşidir. Eserleri Bir Çit Beyaz Kartal, Güneşe Uçmak istiyorum, Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman en meşhur eseri budur şiir ve beyaz bir çit beyaz kartal e, gibi eserde yine daha önce e, Bahattin Karakuş'la aynı dönemde vefat etmiş e, bir sanatçımız fotoğraf sanatçısı Ara Güler 2-3 e, sene önce soru olarak geldi İstanbul'un gözü olarak biliniyor tekrar etmede yarar var mülakatlarda sorulma ihtimali olduğu için tekrardan koyuyorum 1898 yılında yapılan Ocak 2018 restoranıyla açılan Demir Kilise, dünyanın ilk ve tek tamamen demir ve yapboz şeklinde olan kilisesi büyük bir açılış oldu. Ee, yine aklınızda olsun Demir Kilise tamamen demirden oluşuyor. Bu nedenle Demir Kilise dünyanın ilk atlası. Fatih Sultan Mehmet'in çevirttiği Topkapı Sarayı Müzesi'nde en önemli kitaplardan Gladius Patalomois'in Coğrafya e, El Kitabı Coğrafya El Kitabı el yazması restora edilerek iki cilt halinde yayınlandı. Dünyanın ilk atlası Gladius Patalomois olarak bilinir. 2017 UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirasının korunması, e, Orta Asya'nın hala yaşaya, yaşattığı oyunlar aşık atışması ve kökbörü insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine alındı. Yine bir bilgi. Arkadaşlar e, genel kültür bilgisi olarak çıkma ihtimali olan Sizlere birkaç bilgi aktaralım. Mimar Sinan'dan gelme ihtimali olan Çıraklık eseri Şahsade Cami, Kalfalık eseri Süleymaniye Cami, Ustalık eseri Selimiye Cami daha önceki 2007-2008'li yıllarda tarih sorusu olarak geldi ama yine tekrardan mülakatta sorulma ihtimali olduğu için aktarıyorum bir genel kültür bilgisi daha Urartu Şamran su kanalı yaklaşık 50 kilometre uzunluğundaki Şamran kanalı Van'ın 2800 yıldır kesintisiz bir biçimde güneydoğusundaki Gürpınar Ovası'na başkent Taş Tuşpa'nın bulunduğu Van Ovası'na tatlı su taşıyor. Şamran'ın kökeni ise Asur kraliçesi Samura Mat'a yani Semiramis'e kadar uzanmaktadır. Muhyiddin İbnül Arabi günümüzde de e, Diriliş Ertuğrul'a tekrardan önem kazanan yine bir e, Osmanlı döneminde yaşamış bir bilim adamı, varlık birliği, Vahdedi vücut felsefesinin kurucusu. Şeyh-i Ekber olarak bilinir. En önemli eseri füsus hikem Yine vefat eden bir meşhur yabancı Stephen Hawking hayatını kaybetti arkadaşlar. Ünlü fizikçi ve yaşa, yazar Stephen Hawking 76 yaşındaydı. Genel kültür bilgisi olarak bir bilgi daha. Cumhuriyet'in ilk kadın arkeologlarından dil bilimci, itidolog Muhibbe Darga hayatını kaybetti. Yine bu yıl vefat edenlerden ve muhtemel gelmesi güncel bilgilerde KPSS sınavında da beklediğim bir soru. Galata Kulesi 528 yılında inşa edilmiştir. Yapılmasının amacı Fener Kulesi'dir. Cenevizler'de adı İsa Kulesi, Bizans'larda büyük kule olarak bilinir. Sultan Süleyman zamanında esirler için hapishane olarak kullanılmış. 3. Murat zamanında astronomi bilgini Takiyüddin tarafından gözlemevi olarak kullanılmış. Hazerfen buradan kendi yaptığı kanatlarla birlikte Üsküdar'a kadar buradan atlayarak uçmuştur. Galata Kulesi, buradan İsa Kulesi ve Büyük Kule gibi bir öncül vererek aşağıdakilerden hangisi diye gelebilir beklediğim soru bu ayrıca Lokman Hekim hikmetli nasihatleriyle destanlaşan Hazreti Lokman Aleyhisselam sahiri ve batini hekimlerin piridir rivayetlere göre Eyüp Aleyhisselam ile bir akrabadır ve pek çok peygamberin hizmetinde bulunmuştur Lokman'ın ölümsüzlük iksirini bulduğu ancak formülünü kaybettiğine dair efsane mevcuttur. Bu formülün olduğu defter veya şişeyi Missis Köprüsü'nden geçerken fırtına esmesi, yağmur yağması gibi çeşitli rivayetlerle düşürdüğü söylenir. Missis Köprüsü Adana'nın bir beldesidir. Missis beldesinde bulunmaktadır. Ee, bu şişenin düştüğü veya defterin düştüğü yerde e, yetişen bitki olarak da soru gelirse o da sarımsaktır arkadaşlar. Her derde deva denilen sarımsaktır. Bilginiz olsun. Ahmet Yesevi Piri Türkistan adıyla bilinir. Ve bir tarihi ve genel kültür bilgisi olma ihtimali olan Cumhuriyet'in Cumhuriyet tarihi ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rıfat Börekçedir. Ve yine önemli gördüğüm bir soru gelme ihtimali olan yer eee ceplerimizdeki bozuk para, metal paralardaki semboller ve anlamları bir kuruşta kardelen çiçeği motifi 5 kuruşta e, hayat ağacı motifi 10 kuruşta rumi motifi 25 kuruşta kufi yazı ile geçme desen 50 e, kuruşta boğaz köprüsü bir TL ön yüzünde halka içinde yerleştirilmiş bitki formlu Border ile orta daire içinde Rumi motifi mevcuttur. Yine bir genel kültür. Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletlerin başlıca yargı organıdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın merkezi Hollanda'nın Lahey kentindedir. Genel kurul ve güvenlik konseyinde seçilen 15 yargıçtan oluşmaktadır. Yine bir uluslararası kuruluş Birleşmiş Milletler Örgütü ya da kısaca Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945'te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararası ekonomik, toplumsal ve kültürel bir işbirliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Merkezi New York'tur. Amerika merkezi. Şark meselesini şark meselesi doğu sorunu şark meselesi deyimi ilk olarak 1812 yılında toplanan Viyana kongresinde Rus çağrı 1. Alexander tarafından kullanılmıştır. Tarihi bilgilerden yine bir tane ee, ilk Türk devletlerinde din Uygurlar Manehizm Budizmi benimsemişler. Hazarlar Museviliği Macarlar, Bulgarlar, Kumanlar, Peçenekler, Hristiyanlı, Oğuzlar, İslamiyeti. Oğuzların İslamiyeti kabul ettikten sonra Türkmen olarak adlandırılmıştır. Yine bir ilk Türk devletlerinden bilgi. Devlet, il, devlet için devlette de il, devlet için baba, toprak için ana vatan. Kaan ile halk arasında yapılan ve yazılı olmayan anlaşmaya tüz denir. bir yine bir bilgi farklı bilgi arkadaşlar ee, burada e, ticaret yolları tarihi ticaret yolları görüyorsunuz e, yeşil olan kürk yolu e, mavi olan meşhur İpek yolu kırmızıyla gösterilen baharat yolu'dur e, bu yollar hakkında sizlere bilgi aktarayım baharat yolu Hindistan'dan başlayarak Avrupa'ya ulaşan bu ticaret yoluna baharat yolu denmiştir. Bu yol coğrafi keşifler sonucunda önemini kaybetmiştir. Ee, İpek yolu en önemlisi Moğolların hakimiyetinden sonra İpek yolunun altın çağı sona ermiştir. Çinliler, Türkler, Moğollar, Farslar, Araplar ve Ruslardır. İpek yoluna hakim olan kavimler daha önceki şeyde gösterdik. Orta Asya'dan Çin'den başlayıp Anadolu üzerinden ve Karadeniz kuzey kısmından Avrupa'ya kadar uzanan yoldur. Kürk yolu şöyle üzerinde Sincap, Sansar, Tilki, Samur, Kunduz, Vaşak, Gelincik ve Geyik gibi tüyleri güzel ve yumuşak olan hayvanların deri ve postları taşınmıştır üzerinde taşınan bu ürünlerden dolayı bu yola kürk yolu denmiştir. Ve genel kültür bilgisinden yine Baykal Gölü. Baykal Gölü dünyanın en derin gölü olarak anılmaktadır. Sibirya'nın mavi gözü diye adlandırılır. Ee, burada tahminimce en derin, en derin göl diye soru e, sor gelebilir. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü bunu da Baykal Gölü'nü verdikten sonra bunu da vermeliydik. Ee, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'dür. Ve şöyle son olarak Ümit Burnu e, biraz önce baharat yolunda bahsetmiştik. E, keşiflerin sonucunda önemini kaybetmesine sebep olan Ümit Burnu'ndan e, açılan deniz yoludur. Ümit Burnu 1488'de Portekizli Kaşif Bartolomeo Dais keşfetti ve burayı fırtına, fırtınaların burnu adını verdi. Ee, burada da gelebilecek soru Ümit Burnu'nun diğer adı fırtınaların burnu olarak gelebilir arkadaşlar. Ee, sınavlara girecek tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, i̇stediğiniz konular varsa onlarla ilgili e, ilgili yorum yaparsanız, e, mesaj atarsanız o konularda da videolar hazırlayacağız. Bizi takipte kalın.